Arkadaşlar tekrardan güzel bir konuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz yine çok farklı ve ilgi çekici bir konu. Hazımsız yalanlar. Bakın hazımsız yalanlar niye dediğimi birazdan anlatacağım konuları da göreceksiniz. Şimdi ben bu içerikleri üretiyorum ya, içerikleri paylaşıyorum size. Bu paylaştıklarım tamamen bir teorik yazı. İşte Google'dan kopyala yapıştır. Böyle bir şey değil. Bu tecrübelerimden kopyalayıp yapıştırıyorum. Onu özellikle söyleyeyim. Tecrübe, deneyim, bilgi hepsinin var olduğu bir ne diyelim havuz düşünün. İçinden çeşitli konuları çıkartıyorum ve getirip buraya yapıştırıyorum ve size de kısa kısa anlatıyorum. Bunu da yapmamın, bunları da yapmamın nedeni iş hayatında karşılaşabileceğiniz konularla ilgili arkadaşlar. Yani iş hayatında bu konularla karşılaşacaksınız. Şu an birçok konuyu belki olumsuz konular gibi sunuyorum. Ama bu olumsuzlukları önce bertaraf edelim ki sonraki gelecekteki önümüzdeki günlerde sunacağımız o kadar güzel başarılı konularımız olacak ki o kadar değerli konularımız olacak ki bu konuları bertaraf etmeden o konulara ulaşmak mümkün değil. Yani burada şunu anlatmak istiyorum. Siz bir işletmede böyle çok ben buna cins konular diyorum, absürt konular diyorum. Bu tür konuların yoğun olduğu bir yerde güzel işler yapamazsınız. Bazı anlattığım bu olumsuz kavramların olduğu konuları işletmelerde temizlediğiniz zaman çok daha güzel işler yapmaya başlarsınız ve yükselirsiniz. Tabii ki bu bir çalışanın yapabileceği bir şey değil. Bu yönetimin yapabileceği bir konu. Yani yönetim hiyerarşik düzeni bozan yapıları, sistemleri ve düzeni yıkmak zorunda ve tamamen sistematik bir yapı oluşturmak zorunda. Eğer ki sistematik yapıyı oluşturamazsa istediği kadar başarılı olduğunu düşünsün. İstediği kadar başarı kazansın, satış yapsın, kar yapsın. Hiçbir zaman zevk alamaz. Yani şöyle bir şey olmaz. Şimdi dünyada her insanın bir yaşam süresi var değil mi? Şimdi bu yaşam süresi içinde isterseniz ben girişimci olayım, patron olayım hiç fark etmez. Benim bir ekosistem kurmuşum, çalışma hayatım var. Ve bu çalışma hayatının içinde birileri çalışıyor. Ve bu anlattığım olumsuz durumların olduğu bir işletmede günlerimi, yıllarımı, aylarımı geçireceğim, değil mi? Düşünebiliyor musunuz bu kadar kötü bir yapılanmanın içinde yıllarınızın geçtiğini, ömrünüzün bittiğini. Sonra bir gün gelecek, siz aslında orada buluna buluna o yapının içinde aslında bir nevi iyiyseniz gerçekten iyi bir nasıl diyeyim insansanız dahi belli bir zamandan sonra bozulursunuz ve mutsuz bir hayata yelken açarsınız. Zaten işletmelerin en büyük görevlerinden biri çok iyi bir çalışma ortamı, mutlu çalışanlar oluşturmalı ve kaliteli işler çıkartmalı. Bakın bunlar yapılmayacak şeyler değil, çok kolay yapılabiliyor. Sadece bu söylediğim olumsuz durumları ortadan kaldırıp gerçek değerler ortaya koyan, değerler üreten çalışanlarla güzel bir sistem oluşturup o sistemin üstüne inşa ettiğiniz çalışma hayatı patrona da çok iyi bir mutluluk verir, heyecan verir. Çalışanlara da bir heyecan verir ve sürekli büyür. Yani şöyle bir şey yok. Stres her zaman olur. Stresi doğru ve bilinçli yönetmek ve olumlu bir şekilde yönetebilmek önemlidir. Stressiz bir hayat olması çok beklenmez iş hayatında. Ama bu stresleri de belli konumlara getirip belli standartlarda ilerletebilirsiniz. Şimdi burada özellikle duracağım konulardan biri hazımsız yalanları. Ne demek istiyorum burada? Söylenen şikayetçi personel eşittir yetersiz personeldir. Bu tecrübe, deneyim ve bilgiyle görülmüş, kanıtlanmış ve hissedilmiş, şahit olunmuş bir konu arkadaşlar. Burada neyi kastediyorum?
İşletmelerde en çok şikayet eden, en çok birileri hakkında İK'ya söylenen ve istediği gibi top koşturmaya çalışan kişi aslında yeterli teknik ve yönetim bilgisi olmadığı için ve yönetim olmadığı için sürekli neden şikayet ettiği üzerine duralım. Bu kişilerin sürekli böyle bir şeyler şikayet eder ve bunlar neden şikayet ettiği üzerine duralım. Bir işletmede bir çalışana ne kadar çok dert yanıyorsa bir çalışan ve birilerine sürekli şikayet ediyorsa o personel bildiğiniz yetersiz personeldir. Öyle bir görüntüsü de vardır ki sanarsın ki çok çalışkan, çok özverili ya, çok katkı sunuyor şirkete ya. Hiç gecesini gündüzünü katıyor. Bir gün bir çobana arkadaşlar, bir çoban hikayesini anlatacağım. Bu çok önemli bir konu. Bu hikayeyi de büyük ihtimal birçok kişi biliyordur eminim. Bir gün bir çoban sürüsüyle dağa çıkmış. Dağda kurt var yalanıyla, sürüsüne kurt saldırdığı yalanıyla köye koşmuş ve köy halkına koştur, koşun, sürümü işte kurtlar yiyor diye bağırmış. Köylü de ne yapmış? Sürünün oraya bütün köylü koşa koşa gitmiş ve kurttan koya koyunları kurtaracak. Gelmişler bir bakmışlar ne kurt var ne bir şey var. Demiş ki köylüye, sonra çoban gülmeye başlamış, şaka yaptım size diye. Bunu bir iki defa daha denemiş, yine aynı şey olunmuş. Daha sonra bir gün arkadaşlar çoban dağda koyunu otlatırken kurt sürüsüye, yani koyun sürüsüne saldırmış. Çoban köy halkına bağırmış, yardım istemiş. İşte yardım edin, kurtlar şeyime saldırdı, sürüme saldırdı, kurtlar yiyor. Bunu köylü duymuş ama perdesini kapatmış. Kimse kulağını bile, onu önemsememiş bile, öyle söyleyelim. Çünkü ne diyoruz burada? Yalancının sözünden aş olmaz. Mevlana'nın bu konuda çok güzel bir sözü var aslında. Hani Mevlana diyor ya, suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye, bir de adama bakarım adam mı diye. Yani diyor ki Mevlana, ben her söze verilecek bir cevabım var ama her kişiye verilecek bir cevabım yok. Çünkü oradaki onu söyleyenin ne olduğunu biliyorsa Mevlana, ona gereksiz duyuyor yani, adamın ne olduğunu bildiği için. İşte insan kaynaklarının burada yapması gereken arkadaşlar, insan kaynakları profesyonelleri ve yöneticilerine özellikle bunu söylüyorum yine, her duyduklarına inanmamak gibi bir görevi var. Söyleyenin geçmiş davranışları ve gelecekteki yapısıyla örtüşeceğini anlamak için de müneccin olmalarına gerek yok, değil mi? Sonuçta bir kişi sürekli birilerine şikayet ediyorsa, sürekli birileri aleyhinde konuşuyorsa, o şöyle yaptı, bu böyle, yönetime gidip söyleniyorsa, bu kişiye dikkat edin. Bu kişiye dikkat edin. Gerçekten kişiye dikkat edin. Bu kişiyle ilgili araştırmanızı yapın ve onun dert yanında kişilere de onu sorun. Yani bunlar çok önemli dipnotlar, bunlar çok önemli konular aslında. Ama önemsizliği de şöyle bir önemsiz diyebiliriz. Yani hem önemli hem çok önemsiz. Önemli olması şirketin sistematik yapısına çok büyük zararlar verdiği için. Önemsiz olması da bunu yaşatan insanlar önemsiz, değersiz insanlar olması. Yani değerler üretemeyen çalışanlar ne üretir? Laf üretir, dedikodu üretir ve çok iyi bir ticaret yaparlar, satış yapar. Çok iyi satışçıdır onlar. Hatta o tarz kişileri alacaksanız direkt satışa koyacaksınız. Yani bundan dolayı arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bu tarz davranıştaki hazımsız insanlara çok dikkat edelim. Bunlar da genelde şöyle oluyor. Bir hedefi var. Hedefi var ama hedefi için işiyle değil de ön plana çıkmaz da daha çok gösteriş veya alt tarafta, arka tarafta öyle yalancılıkla bir yere gelmeye çalışır. Bununla ilgili bir örnek gördüm ben. Hayatımda bir kişiyi gördüm bu şekilde. Gerçekten net gördüm yani böyle. Tabii ki var, bu tarz şeyler vardı ve alt kadrolardan bir elemandı. Ve inanılmaz derecede etkili olduğunu gördüm ve bunun da değerlendirildiğini gördüm. İşte şirketin buradaki bakış tarzını da aslında yansıtıyor. Burada nasıl bir bakış tarzı olduğunu da
bize göstermiş oluyor aslında şirket. Şimdi arkadaşlar yine burada bir dipnotumu geçiyorum. Ne demiştik? Biz Expert Family projemizi hayata geçirdik. Yani uzmanlar ailesi projemizi hayata geçirdik ve katılımları her geçen gün arttırıyoruz ve arttıracağız. Bunun için çok böyle büyük bir katılım şeyi, ücreti, cartı, curtu böyle şeylerimiz yok. Tamamen aşağılarda bir yerlerde bir link olacak. Bir seminere veya bir eğitimimize dahil olduğunuz zaman bizim sistemimize dahil olmuş oluyorsunuz. Ve önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmalarda otomatikmen dahil olacaksınız birçoğunuz. Ve orada gerçekten profesyonel çalışmalar yapacağız. Ben çevremdeki sektördeki birçok sektördeki arkadaşımla bunu konuşuyorum. Ciddi hazırlıklar yapacağız ve daha güzel aksiyonlar oluşturmayı planlıyoruz. Gerçekten Türkiye'de uzmanlaşmanın önemini ortaya koyacağız ve üst seviyelere çıkaracağız. Ve benim kişisel hedeflerimden birisi de önümüzdeki dönemde kurmayı planladığım çok büyük bir organizasyon, şirket yani iş anlamında bizim programımızdan çıkan arkadaşları önümüzdeki yıllarda bizim çalışma hayatımıza dahil edeceğiz. Yani şöyle söyleyeyim, ben şimdi girişimcilik anlamında yapacağım ve çok büyük bir fonlama yapılmasını beklediğim ve çok büyük bir proje olduğu için değerlemesinin çok çok yüksek olduğu için şu an burada söylemiyorum. Bir başlangıcı yapılacak önümüzdeki bir yıl içinde, öyle söyleyeyim. Buradaki sallıyorum işte insan kaynakları uzmanı, satır alma uzmanı, satış uzmanı, üretim uzmanı. Çünkü fabrikası da olacak bu işin. Ve buna benzer uzmanlıkların, proje uzmanları, kalite kontrol uzmanlarını tamamen kendi sistemimiz içinden alacağız. Kendimiz yetiştireceğiz. Çünkü ben şunu istiyorum. Sistemi oluşturmadan hiçbir yapıyı, yapı için ben girişimde bulunmam. Önce sistemimi kurarım ve onun ana fikrini oluşturup sağlayacağı değerleri, insanlığa koyacağı değerleri ve yaratacağı etkiyi ortaya koyduktan sonra o girişimi hızlandırma taraftarıyım. Bunu da nasıl yapmak isterim onu söyleyeyim. Kendi yetiştirdiğim ve benim istediğim tarzda, yani bizim istediğimiz tarzda insan kitlesi oluşturmak istiyoruz. Yani bunun da bir şeyi var. Yani böyle robotik bir insan tipi istemiyoruz zaten biz. Tamamen özgür düşünen, çok iyi kendini yetiştirmiş, uzmanlaşmış ve yaptığı alanda başarılı olan bize değer katacak. İşimize değer katacak ve aynı zamanda kendine de çok değerler katarak şirketimizi üst noktalara taşıyacak arkadaşları kendi oluşturduğumuz programlardan alacağız. Bundan dolayı sizlerin bu konuya, yani bizim yaptığımız bu çalışmalara dahil olmanız önümüzdeki dönemde kariyer süreçlerinizde çok büyük etkili olacağını da unutmayalım. Tabii ki bu şöyle bir olay da olacak. Benim girişimimde olmasanız dahi bu projenin içine ciddi firmaları da önümüzdeki dönemde dahil etmeyi planlıyorum. İşte yatırımcı arkadaşlarım, girişimci arkadaşlarım, sıfırdan başlayıp şu an 200-300 kişi çalıştıran büyük firmalar olan birçok arkadaşım var. Bunları da bu ortama dahil edip büyük bir yapılanma içine girmeyi düşünüyorum. Ve uzmanlaşarak önce ulusal bir yapıya kavuşacağız. Sonra da uluslararası bir proje haline çevirmeyi hedefliyorum. O yüzden de zaten İngilizce olarak Experts Family diye isim koyduk. Çünkü uluslararası bir proje haline dönecek. Arkadaşlar tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.